Tabii özellikle Adıyaman tabii tarım alanında yenilikler oldu. Meyvecilikte, badem, zeytincilik, nar gibi alanlarda bayağı bir gelişme gösterdi. Yanı sıra da sulama projelerinin tamamlanması beklenen bazı projeler var. Bunlarla ilgili neler yapıyoruz? Şimdi tabii başta ürün çeşitliliğini arttırmak için Adıyaman'ın özellikle verimini arttırmak için sulu tarıma ihtiyaç var. Biz bu konuda Koçali Gömüken barajlarının üzerinde özellikle duruyoruz. Şu ana kadar biraz finansman sıkıntısı vardı. Şu an Tokyo'ya devredildi. O konuda bir finansman sıkıntısı kalmadı. İnşallah 2023-2024 gibi Koçali ve Gömüken barajlarımız faaliyete geçer gibi bir umut ediyoruz. Tabii bu barajların faaliyete geçmesiyle Adıyaman'da ürün çeşitliliği artacaktır, verim artacaktır. Çiftçilerimiz daha çok verim elde edecektir. Bu konuda bizim için en önemli olan, Adıyaman için en önemli olan şey tarımsal sulamadır. Biz vekil arkadaşlarımızla beraber, hep beraber, İl başkanımız, ilçe başkanımız, teşkilatlarımızla beraber bu tarımsal sulamayı bir an evvel hayata geçirmek için büyük gayretler sarf ediyoruz. Onları takibini yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu barajlarımız faaliyete geçer. Adıyamanımız da rahat bir nefes alır. Tabii bademde Türkiye'de birinci noktadayız şu an. Meyvecilikte iyi bir noktaya geldik. Larda aynı keza iyi bir durumdayız Samsat bölgesinde. Gölbaşı'nda Trabzon hurmasında iyi bir noktadayız. Tabii aynı zamanda Besne üzümü, Gölbaşı'nda aynı keza kurutulmuş üzüm ve üzümde de iyi bir noktadayız. Tut'ta gene aynı keza Tut'ta diğer meyvecilikte iyi bir durumdayız. İnşallah dediğimiz gibi tabii bunun en iyi şekilde verim elde edebilmemiz için tarımsal sulamaya geçmemiz lazım. Bunun için de büyük gayretler sarf ediyoruz. En kısa zamanda inşallah bunlar da hayata geçerse Adıyaman'ımız rahatlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.